Burası ana. Şefkat, merhamet, bereket besleyecek, doğuracak, yaratacak, doğuracak, besleyecek. Bana orada, karnım da toktu. Şey, kuymak mı diyorsunuz? Mıhlama yaptım. Hep beraber oturduk. Ekmeklerle, simitlerle oraya daldık, yedik. İşte mutluluk o. Onu hissettim. Ağzım kulaklarıma vardı. Böyle başladım artık yüksek sesle bağıra çağıra konuşmaya. Ve saatler nasıl geçti bilmiyorsunuz. Bu mutluluk ama o huzur duygusu çok 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 önemli. Asıl insanlara lazım olan. Buradaki insanlarda var. Ne için biliyor musunuz? Onu mesela işte Hindistan'da da var. O havadaki siz farkında bile değilsiniz. Normal basit insanın bir ormana, bir deniz kenarına, göl kenarına çok güzel bir tabiatla kucaklaştığı zaman hissettiği şeyi, siz o enerjiyi, o dalgalar mıdır, manyetik alanlar mıdır, nedir? Onu gerçekten hissediyorsunuz, o var. O size böyle negatif enerji olarak gelmiyor. Ama mesela İstanbul'a gelin, geldiğiniz zaman eminim mutlaka görüyorsunuzdur. Ben yüzlerdeki ifadelerden korkuyorum. Böyle depresif ifadeler, kötü bakıyorlar, gülmüyorlar. Otobüste karşılaşıyorsunuz, böyle toplu taşılarda falan karşılaşıyoruz. Ben selam verip merhaba demek istiyorum. Hatta bazen kızıyorum. Uzun müddet mesela Batı'da gideceğiz. Yanımda oturuyor. Ayol ne olur bir adam veya bir hanım. Bir gülelim merhaba diyelim falan. Yok böyle şeyler falan. Ama aslında biliyor musunuz? Onların içinde o hazır, o içlerinde var ama kaybolmuş. O enerji gitmiş. Onu çok güzel Yüksel Hanım izah etti. O diyor bir aura diyor. O diyor işte bir nur deniyor ona diyor. Yani en te özümüzde, içimizde de var. İşte başımızda da var, etrafımızda da var. Mesela biraz böyle konuşup da o gençlerle konuşup da güzel şeyler söyleyince falan hemen yumuşuyorlar. Hemen o yumuşaklar. Burada bu var. Şimdi diyeceksiniz ki hay Allah bizi benzedi. Hayır, burada var. Ne bileyim, inşallah hala vardır. Mesela ben eşimle Mardin'e gitmiştim. Tarık'cığım o zaman sağdı. Ah canım. Tarikakan diye ne yapacaklarını şaşırdılar böyle. Bize ne yapacaklarını şaşırdılar. Nasıl misafirperver, nasıl sıcakkanlı. Mesela Mardin'de de görmüştüm ben. Urfa Mardin'de de öyle. O hoş geldin diye böyle görseniz. Hayatlarından memnun insanlar. Yani umarım hala vardır. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Dünyada bu Anadolu kadar. Anadolu diyoruz değil mi? Anadolu. Buranın tanrıçası, komutanı, devlet başkanı, her şeysi bir kadın. Onu bırakın, bizim kabul ettiğimiz İslam, dinimiz, inancımız ki işte Hristiyanlığı bu kiliseler ne hale getirdiler. Görüyorsun nasıl yok. Bazı şey hale kiliseler. Mahvetti İsa peygamberin Hristiyanlığı mı kaldı? Dün bir Herbert Müller diye eşimi çok beğendiği bir yazar vardı. Kitabını yanıma aldım. Uçakta da o kitabı okudum. Baktım Herbert Müller de bunu anlatıyor. O kilise Hristiyanlığı. İşte bütün batılı aydınlar karşı geldiler ama nasıl karşı? Engizisyon yapıyor. Size olmadık işkenceler yapıyorlar. Yoksa İsa peygamber öyle şey yapar mı? Allah aşkınıza yani. Güzel bir şey. Evet. Yani jandarkı yapıyor. Türk kadınını da yapıyorlar. Orta çağda 12. yüzyılda. Buradan giden kadınlar, Katarlı kadınlar. Albigenler, Waldenzainler falan var. Onlar okuma yazma biliyorlar ve erkeklerle eşitler. Bu diyor Herbert Müller orada çok güzel. Kilise için diyor korkunç bir tehlike haline aldı diyor. Onun için işte 1188'de Toulouse'da ilk defa başlıyor kadın yakma. Yaktıkları da bu kadınlar. Yani hiç kimse böyle okuma yazma ben erkeklerle eşitim falan demesin diye. Daha sonra aynı yıl içinde binlerle ifade ediliyor. Diri diri.